Merhaba arkadaşlar, Filiz'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben yine annemdeyim. Sizlere şöyle bulgur kaynattık arkadaşlar. Bunu da çekmek isterdim ama hani ortamımız müsait değildi. Benim gulaşta bacım var, o geldi. Benim çocuk, onun çocukları. Ortalık curcunaydı arkadaşlar. O yüzden hani size bunu da kaynatırken çekmek isterdim ama çekemedim. Sizlere şöyle sermiş olduğumuz halini göstereyim. Annemle birlikte serdik buraya. Hadi birlikte annemin ev turu yapalım arkadaşlar. Annemin şöyle bir girişi var. Buraya da akşam havluları yıkadık, serdim. Şöyle bir koridoru var arkadaşlar. Annem koridoru da çok geniş. Şöyle bir askılığı var. Eski insanların askılığından. Altında işte ceketini yemesi annemin. Böyle geniş bir koridoru var girişinde. Burada yine sandalyesi, dışarıda bir halısı var. Hani dışarıda üstünde bir şeyler yiyip içmeye. Eski halı. Böyle arkadaşlar, girişte bir oturma odası var annemin. Böyle çok güzel. Sobasını niye kurduk. Bakar mısınız? Daha kışa var ama biz hani kuralım dedik. Annem yalnız yaşadığı için hani gücü yetmez diye gelmişliğim kuralım anne dedim. Arkadaşlar, bu minderleri de babalığımın ölen hanımı dokunmuş. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Benim babalığım da öldü, vefat etti. Onun da kabri nur, mekanı cennet olsun. Bakar mısınız şu güzelliklere? Böyle annem de tekrardan berdil etti. Hani süngerlerini yeniletti yüzlerini. Böyle koca koca camlar var annemin evinin. Köşesinde küçük bir dolabı var. İçinde kolonya, krem, elektrik falan gider diye el lambası var. Böyle bu tarafta bir televizyonu var. Annemin evi sade arkadaşlar. Hani böyle çek yat kanepe türünü annem sevmiyor. Hani yer dararmasın kızım diyor. Gerçekten de öyle. Hani bizlerin var, daptaracık oluyor. Annem böyle sade kullanıyor evini. Selim Yaşar da çizgi film açtıydı. O şimdi dışarıya gitti annemle birlikte. Yani iki çek yat alsa odayı daracık koyacak. Bakar mısınız? Hani şimdi böyle kocaman odası var, büyük. Hemen bu odanın karşısında hiç kullanmadığı oda var. Hani bir misafirliğim geldiği zaman namaz kılıyorlar. Erkek kadın çok olduğu zaman hani birazcık burada oturuyor, birazcık orada. Burada bir tek kişilik bazası var. Üzerinde yine hani fazlalık minderleri var. Böyle minderlerini koyuyoruz arkadaşlar. Misafir odasındaki bu sobaya annem hani bir misafirliğim geldiği zaman yakar. Böyle ortada yuvarlak paspasları var. Bunu da annemin oğlu getirdi, Niyaz abi. Allah razı olsun, ellerine sağlık. Burası da çok büyük arkadaşlar. Şöyle. Hani ne varsa eskilerde var. Şöyle. Hemen annemin karşıda böyle odası var arkadaşlar. Burada da işte yatağı, yorganı var. Burada yine bir odası var arkadaşlar annemin. Bu da benim babalığımın ölen hanımının doğduğu halı. Yine kabri nur, mekanı cennet olsun. Bakar mısınız şu güzelliği? Her şeyi yakıştırıyor bu halı. Şöyle annemin dolapları var arkadaşlar, iki tane. İçerisine işte kullanmadığı havludur, nevresimdir, onları koyuyor. Böyle kapısının ardında biraz halıları var. Kaç tane halı aldı annem böyle. Burada yine bir bazası var, çift kişilik. Üstünde iki tane yatak koyduk. Üstünü örttük. Burada bir dondurucusu var annemin. Böyle işte misafir yorganları var. Bazanın altında misafir yastıkları var annemin.
Böyle paspas sermiş oraya işte. Biz o kadar mobilya alıyoruz arkadaşlar. İşte böyle yakışmıyor. Şimdi nasıl güzel. Evin içi çiçek gibi yakışıyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hemen annemin karşısında mutfağı var. Böyle. Mutfağın girişinde güzel bir paspası var. Böyle buzdolabı var. Hani diyorum ya annem gerçekten çok temiz, düzenli, disiplinli. Böyle ocağı var, çaydanlığı var. İşte dolapların içinde bir mutfakta ne olması gerekiyorsa o var. Orada yukarıda bir küçük camı var. Kapı, kaşığı. Annemin mutfağı da çok büyük arkadaşlar. Şöyle işte. Hemen buzdolabının yanında bir yuvarlak sinisi var. Büyük sinisi. Burada yine büyük bir camı var. Bu camı açtım annem. Hemen karşısında tarlalar var. Bakar mısınız şu manzaraya? Kendi tarlaları var arkadaşlar. Ağaçları var. Annemin hani bir de böyle lavabosu var. Lavabosu da çok büyük annemin. Bakar mısınız? Çok geniş. Bir termosifonu var hani sıcak su ihtiyacını gidermek için. Enerji de var ama hani kış günleri rahat olurum diye onu da taktırdı annem. Çok büyük. Burası herhalde hani şehir yerinde bir mutfak kadar vardır. Böyle yerlerini serer annem. Hani serdiği kadar da var bayağı büyük. Böyle dışarıya çıkıyoruz işte. Buralarda annem bazen kahvaltı yapar. Hani siler süpürür tertemizdir. Bazen koridorda yapar. Bazen dışarıda yapar. Annemle Selim Yaşar da burada oturuyorlar. Selim sen ne yaptın Selim? Horuzdan koktu ne yaptın? Horuz ağamda ne bitiyor? Ha iyi. Komşuyu da diyorum komşuyu da korkuttu diyorum da o karşı evi mi diyor ben de he diyor. Şey iteği kurudu mu ki anne Fatma ablanın iteği? Bak hala kuruduysa bir versek. Daha kurumamış ki. Kurumamış mı? Bir de annemin üst evi var. Ev açık mı anne yukarı? Açık. Üstündekini. Bir de çatı katı var arkadaşlar. Bir de onu gezdireyim size. Ben de geleyim. Gel. Yukarıya. Gel gel gel. Böyle çok güzel manzarası var. Şöyle girişi var buranın da. Bakar mısınız şu manzaraya? Şu karşıdaki evlere kadar annem bilin arkadaşlar. Tırmanı zaten bilen bilir. Şu kalın taş duvardan şu karşıki evler, yonca tarlalarına kadar annem bilin. Nefesim durdu çıkarken. Tavuk yayılıyor. Annemin tavukları böyle yayılır. Buğdayın işte denelerini toplar. Ondan sonra burada da annemin bahçesi var böyle. Yine hoş bir manzarası var. Selim kapının üstünü açın annem açabilin. Hangi kapının? Bunun mu? Burası nasıl güzel olmuş. Annem de geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Selim diğer kapıları da açın oğlum. Hangi kapıları? Şu örtük olan kapıları. Burası çatı katı olarak yaptırdı annem. Benim bir kardeşim daha var evlenecek. Bu da küçük İstanbul'da çalışıyor. Bu sene Allah izin verirse askere gidecek. Şöyle bir girişi var arkadaşlar çatı katının da. Şurada yine hani ne olur ne olmaz ilerleyen zamanlarda doğal gaz gelir diye bir borularını koymuşlar ağızlarını. Hani kırıp dökme işi olmasın diye. Şurada herhalde mutfak yaptırmayı düşünüyorlar. Abi var buraya payas döşeyecek işte.
Bugün yarın o da gelecek. Buranın da banyosu bayağı bir geniş. İnşallah bir de bittiği zaman burayı sizlere çekerim. Bir de şöyle odası var arkadaşlar. O da yine çok geniş. Hani burada çalışan abiler herhalde oturmuşlar. Yemek falan yemişler. Pirketler ortada. Yine buranın da manzarası çok güzel. Bakar mısınız şu manzaraya? Çok güzel olmuş tavan falan. Allah'ım güle güle oturtsun, tadını içine versin arkadaşlar. Hani ev yaptırmak çok zor, yaptıranlar bunu bilirler. Yine burada da çok güzel bir odası var. Buranın 3 odası var ne anne? Buranın da çok güzel yine manzarası var. Kalktığın zaman görürsün. 2 tane cam var burada da. Hemen karşısında bir oda daha var arkadaşlar. 3 tane büyük büyük oda var. Geniş geniş. Buranın da manzarası yine çok güzel. Kapılar çok güzel olmuş vallahi. Hem aydınlık da olur. Vallahi kapılar ne muhteşem olmuş. Buradan da balkona çıkılıyor. Burada da yine çok büyük geniş bir balkon var. Bakar mısınız şu büyüklüğe arkadaşlar? Bayağı bu büyük. Evin bir ucundan bir ucuna komple balkon. Yine burada da çok güzel bir manzara var. Böyle. Bu evler de annemin arkadaşlar. Bunlar eski evler. Benim babalığım annemle evlendiğinde bu evde oturuyordu. Şimdi bu gezdiğimiz evleri yaptırdılar. Ne kadar güzel bir manzarası var. Bakar mısınız? Anne balkondayım. Küçeyi açma oğlum. Onu dur da öyle zil çarpar. Anne peçeleri ört gelin. O kapıları da ört. Bir de açayım ama oğlum. Kapılarını da ört gel. Bu ilerilerde arkadaşlar hepten ahır vardı, samanlık vardı. Yıktılar haliyle. Yol falan yapıldı. O yüzden yıkıldı. O eski evlerin için daha sonra sizlere gezdireceğim. Şimdi şöyle bakalım da. Hadi birlikte aşağı inelim. Hadi Selim. Hadi anne. İniyor aşağı. Şu kapıyı ört anne. Bak hele balkonun kapısını ört kitle. Kaç. Bilmiyor abi. He kitle de ceyran yapar. Ne bilsin çocuk ceyran yapar. Geç Selim'i. Tamam. Onun yağı sıkıldım. Oh oğlum kolonya dökmüş oğlum da ellerine. Ablalar abiler değil mi Selim? Selim bakayım bir kolonya. Hadi. Kolonya var ya o yüzden Asıl yonca bir çiğ biliyor musun? Maşallah pek güzel olmuş. Kitlemiyorum usta gelecek diye. Kitlemiyorum ne iyi o zaman. Üstünde kalmıyor ki. İyi şu demir kapıyı çek de. Yağmur Selim yine başladı. Selim çekil el annem. Çekil. Tamam. Geç. Şu iteye de kuruyaydı. Ne hesabına bir verirdik. Ya çilek. Kurumadı. İteye bulgur serdiydik arkadaşlar. Burada bez parçasına ite edirler. Hani böyle üstünde hamur, bulgur onları yaparak. Şu bahçemi de çekeceğiz. Tamam. Annemin de burada küçük bir bahçesi var.
Şöyle bir evine gidelim. Sen şu kemeri açın anne. Tamam. Anne kilidi yok mu buranı? Kilitledin. Açın. Burada bir kum koydu annem torbayla. Ne yapacak ne bileyim valla. Burada eskiden ne yaparlardı anne Fehmi amcagil? Yatar, burada buyday. Yatak odasıymış. Burada yatarlarmış. Buyday kolları sonra da. Ha, buyday kollarmış arkadaşlar. Mutfak olarak kullanıyordu. Mutfağımış. Annemin geldiğinde mutfak burasıydı. Ama şimdi düzenledik. Annem eline geçen kıvırı evet, sıvırı hepten buraya koydu böyle. Evet tavuk geliyor. Annem ama susar mısın? Seni yiyecek oğlum. Böyle rahmetli babalığımın motoru vardı. O duruyor. Saçı var annemin. Böyle işte karsan bak ıvır sıvır bir eve ne ihtiyacı soğuk var. Eskiden burada ben biliyorum aşıtlar vardı. Lan anne aşıtların içi buğday doluydu. Aşıt dediğimiz havuz arkadaşlar buğday havuzu vardı. Buğday arpa dolduruyordu. He böyle kemeri. Anne bir de yakacaklığını aç hele. Komünlüğünü. Annemin bir de komünlüğü var. Arkadaşlar sizler annemi yakacak evinde gezdirmek isterdim ama bir sorun çıktı. Kilidini bulamadık. Annem buraya geldi arkadaşlar. Yani babalığımla evlendiğinde annem burada oturuyordu. Sonradan bu evi yaptırdı işte. Yemeğe geliyormuş. Bu evi sonradan yaptırdı. Şimdi hadi birlikte Fehmi amcanın oturma odasını gezelim. Babalığımın. Eskiden biz de misafir gelirdik buraya. Böyle bir tahası var. Eski insanlar bilir, eski yaşayanlar. Dolap. He, dolap. Babaannemin de vardı böyle iki tane. La anne, burada da var iki tane de. Birinin önünde karsamba var. Torba, kuva. Böyle arkadaşlar. Annemin kavun, karpuz, leçer, turşu işte bir evde ne olmazsın. Annem gayet evde böyle. İyisi kötüsü. Tuzlu, gazlı her şeyi burada. Ekmeği var annemin az bir şey. Evet. Burası çok güzeldi lan anne. Burada bir karine vardı. Ben sulasaydım yedik ya. Ben sulayayım sonra. Tamam sonra sula. Böyle arkadaşlar. Şimdi 4-5 oduya yine de sığamıyor. Eskiden sığılırdı. Hadi Selim çık. Arkadaşlar umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir videom olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Anne bay bay.